Günaydın. Pazar sabahı kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Hava güzel, 16 derece ama sıcak yerinde. Daha terledik. Dün hafta sonuydu, cumartesiydi. Ben yan gelip yattım. Çok bir şey yapmadım. Bugün de kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra kısmen de olsa evimi köpürteceğim. Kendinize iyi bakın. Bay. Valla ışığı yakaladım. çok güzel. Tam resim çekmek. Kahvaltıya geldik ama posta evi değiştirmiş. Çok güzel. Mesela herkes tanıdıktı. Şimdi artık tanıdık yok. Bir şey mi söyleyeceksin daha? Karnımız aç. Yemeği bekliyoruz şu anda. Kaza oluyordu tam da karşıda. Aa, bombayı çok kötü kaza oluyordu. Dikkat, trafik değil, dikkat. Bakalım kahvaltımızı bekliyoruz. Pazar gününün ortalarına geldik. Kahvaltımızı bitirdik, şimdi keyif yapıyoruz. Vallahi pazar kahvaltılarını çok seviyorum. Özellikle keyif yapmayı çok seviyorum. Burası da sevdiğim güzel bir mekan. Biraz önce söylediğimi bilmiyorum. En değiştirmiş. İnsan tanıdık yüzleri arıyor. Keşke tanıdığımız insanlar arasaydı. Çünkü burası ilk açıldığı günden beri bizim kaydım. Dört yılda olmuştu. O yüzden ama hizmette hiçbir kusur yok. Hizmet gayet güzel. Her şeyin tadına baktım. Hepsi güzeldi. Hepsini bitirdik. Valla işte cumartesi günlerini evde oturarak geçirmeyi tercih ediyorum. Çünkü hafta içi inanılmaz yoğun geçiyor. Ben çok yoruluyorum. Eşim de keza aynı şekilde. Çalışıyorum. Ama pazar günleri de dışarıda olmak istiyorum. Pazar kahvaltılarını dışarıda geçirmeyi tercih ediyoruz. Cumartesi ne de olsa evdeyiz yani. Ne de olsa ben hizmetimi ediyorum cumartesi. Pazar günü bari bana hizmet edilsin istiyorum. Kahvaltıyla başlıyoruz. Ondan sonra öğlene doğru kahve yapıyoruz. Kahve keyfi yapıyoruz. Akşam da eve gidiyoruz. Akşama doğru da eve gidiyoruz. Evde bir keyif yapıyoruz yine. Durum bu. Çok güzel sohbetler ettik bu arada. Eşimle uzun zamandır bu kadar güzel sohbet etmemişiz. Şimdi o ellerini yıkamaya gitti. Çünkü bal, reçel, burada ne varsa her şeyin tadına baktık ve yapış yapışız. Ben ellerimi yıkadım, geldim. O da şimdi ellerini yıkamaya gitti. Bu arada ben de rahat rahat sizinle konuşayım istedim. Çok güzel sohbetler ettik ya. Vallahi hayata dair, geçmişten, gelecekten çok güzel konuşmalar yaptık. İnsanın eşiyle zaman geçirebilmesi, eşiyle sohbet edebilmesi, eşiyle ortak bir şeyler paylaşması çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Herkese eş ruhunu nasip etsin. Yani evlenmek kolay. Koca bulmak, eş bulmak, karı bulmak çok kolay tabiri caizse. Argo konuşuyorum, kusura bakmayın. Ama eş ruhu bulmak ne yazık ki çok zor. Kolay bir şey değil. Her şeyi birlikte yapabileceğiniz, birlikte gülüp, birlikte ağlayıp, birlikte başarı, birlikte başarısızlık. Bu arada otobotum kırıldı. Şu anda Tuzluk'tan destek alıyorum. Tuzluk sağ olsun telefonu tutuyor. Ben de rahat rahat çekim yapabiliyorum. Yani terzi kendi sökün dikemezmiş. Şu anda nasıl şekilden şekle girdiğini görseniz gerçekten komaya girersiniz gülmekten herhalde. Demin rezilliğin dibine vurdum. Yani otobotum yok. Otobotum kırıldı. O yüzden çekim yaparken telefonumu mutlaka bir yerlere koyma ihtiyacı hissettim. Biraz önce de peçeteliğin üstüne şekerliklerin olduğu ağır bir şeyi koydum ve onunla çekim yaptım. Çekimim çok güzel olmuştu ama kolum masaya çarptığı için telefon bir yerde, şekerler bir yerde, şekerlikler bir yerde bayağı dağıldı ve çok utandım. İnanılmaz utandım. Ve şöyle de bir şey var. Bilmiyorum daha önceki videolarımı seyrettiniz mi? Ben Tahtakale'de toptancıyım. Tahtakale'de dükkanım var. Anne bebek, gelin damat, nikah şekeri, bebek şekeri, işte mevlüt malzemeleri,
elektronik eşyalar, işte tripod, ahtapot, mikrofon vesaire. Yani led aydınlatmalar, aklınıza ne gelirse her şeyin toptancısıyım ben. Dükkanım Tahtakale'de. Yıldırım'ın da dükkanı İstoç'ta, eşimin. O da kırtasiye ve oyuncak üzerine. Ama ben bu işi yapmama rağmen, yani dükkanımda, evin altında bu malzemeler olmasına rağmen, gördüğünüz gibi mikrofonum yok, ahtapotum kırıldı, tripodum da evde kaldı. Ve şu anda ben tuzluktan destek alırken, daha doğrusu şekerlikten destek alırken, Allah'tan şekerler şu şekilde, eğer normal kesin şeker ya da toz şeker olmuş olsaydı rezalet, yani o kısmını düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten çok kötü olurdu herhalde. Çok utandım. Yerinde bile girdim. Yani kendime çok sinirlendim. Bunu da paylaşmak istedim. Çok güzel bir çekim yapmıştım aslında size ama hepsi ne yazık ki iptal oldu. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Geçen gün de buna benzer bir şey konuşuyorduk Tahtakale'deki bir arkadaşımla. O da dedi ki yani kasap evine her akşam et mi götürüyor zannediyorsun ya da bakkal her akşam evine ekmek mi götürüyor zannediyorsun? Bizim işimizde böyle bir şey dedi. Gerçekten çok doğru. Elimizin altında olunca yaz evde de var zannediyoruz herhalde. Yani elimizin altında sürekli dükkanda var. Ay demin ne oldu biliyor musun? Hı. Şekerliği koyayım dedim. Şekerliğin arkasına koyayım dedim. Hı. Sen şekerlik düş tam çekimin ortasında. Baksana senin yanına. Her yer şeker. Paldır küldür şekerlik devrinde. Herkes tarafıma attı. Bu kadar utandım ki. Çok utandım. Sonra kapımı böyle sakladım. Saklamayacağım onu da. Kimse beni görmesin. Kapımı sakladım. Sonra baktım herkes normal haline döndü. Ama çok da güzel çekim yapmıştım orada. Baktım herkes normal haline döndü. Ondan sonra tekrar ikinci çekime şey yaptım. Şey ister misin? İsterim. Burası sıkıntılıymış. Evet. Çok güneş geliyor orası. Ben yandım orada. O yüzden bu tarafa kaçtım. Buranın da çayına bayılıyorum. Çok güzel. Bir saniye. Çayına bakabilir miyim? Tamam böyle şey yapma hayatım. Sen, tamam bu benim bardağımmış. Şey ruj vardı da bardakta. Yer değiştirdik ya. Bardakları değiştirdim mi acaba dedim. Değiştirmiş misin? Evet değiştirmişim. O kadar çok çeşit var ki. Ay kocamla sohbet etmek ne kadar güzeldi. Çok güzel sohbetler ettik. Teşekkür ederim bu güzel sohbetin için. Ay baksana her yer. Reza paldır küldür bir gürültü çıktı ki. Ah çok utandım. Şuralarım. Saçıldı. Şuraya koydum telefonu da onun üstüne koydum. Güzel de çekiyordu aslında. Kolum çarptı şöyle. Kolum çarptı. Şurada da oturabiliyor. Gördün mü teyzeyi? Akrep nalan gibi. Vallahi tokadı vurdu mu suratına? Kahvaltı iki kişiye çok geliyor. Ama çok güzel. Cumartesi temizliği yapamadım ya. Böyle içimde kaldı. Yine bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü içim rahat etmedi yani. İlla böyle köpürecek bazı yerler. Köpürmeden olmuyor. Dolapların içini temizledim. Şimdi dışına sildim. Çöp kutumu da yıkadım. O yüzden poşeti böyle koydum. Her yer tertemiz olsun istiyorum. Ya hafta içi zaten yokuz. Zaten iş yerindeyiz. Hafta sonu evdeyiz. O yüzden çok dağılmıyor. Bakmıyor zaten ev ama yine de böyle bir silinip süpürünmek istiyor. Dün de yapmadım tam anlamıyla. Normalde ben, hani Instagram'dakiler, Instagram takipçilerim biliyor.
her cumartesi böyle her yeri köpürtürüm. Kapılar, yerler. Her yer yani, her yer köpük köpük olur. Bu hafta böyle bir şey yapmadım. Dün de zaten söylemiştim dünkü vloglarımda. Ev koklu diye çok böyle detaylı temizlik yapmadım ama işte içimde rahat etmedim. Bir kere de başlayınca devamı geliyor, bu çekirdek yemek gibi bir şey. Bir kere şöyle şurayı toplayayım diyorum, bir bakıyorum evi toplamışım, bir bakıyorum ev silmiş. Vallahi kadın dediğim temiz olacak arkadaş, siz olacak. Temizlik avcılarını falan seyrediyorum. Bazen böyle denk geliyor. Dün mesela hafta sonuydu. Saat kaçtı hatırlamıyorum da dün seyrettim. Aman Allah'ım ya. Nasıl kadınlar ya? Ya nasıl dayanıyorlar? Nasıl o şekilde yaşıyorlar? Ay gardırobun içinden böcekler çıktı, örümcekler çıktı. Parmağını böyle sürüyor adam yani böyle... Nasıl derler böyle pamuk olmuş ya tozlar arasında, öyle şey olur mu ya? Rahat edemiyorum, rahat oturamıyorum. Böyle bana batıyor, ev batıyor, içtiğim çay kahve batıyor. Böyle tertemiz olacak, mis gibi kokacak. Kahve de içiyorsam eğer, kahve kokusuyla temizlik kokusu birbirine karışacak. Ev dediğim mis kokmalı. Sen ne anladın o evden yani? Sokakta mı yaşıyoruz? Tabii temizlik gereçlerinin de desteği, yardımı çok büyük. Onları da es geçmemek gerekiyor kesinlikle. Ben memnunum ürünlerimden. Şimdilik isim vermeyeceğim, reklam vermeyeceğim ama gayet memnunum yani. Bunlar da sabunlarım. Görmüyorsunuz. Burada sabunlarım var. Onlara da bayağı dün sabun yaptım. Şimdi yapıp stok yapmak istemiyorum. Burada da yine sabunlarım duruyor. Bunlar da paketlenecek, kolinelenecek, kaldırılacak. Küçük küçük silikonlarım var. Bunlar da bebekler falan oluyor. Çok tatlı oluyorlar. Durum bu. Ay mutfağım temiz olunca sanki bütün evim temizmiş gibi geliyor bana. Size de öyle oluyor mu? Mutfağın böyle dip köşe, her yer tertemiz olsun. Sanki evim hiç pozlu değilmiş gibi, hiç kirli değilmiş gibi geliyor bana. Öbür türlü yok yani. Mutfak ve banyo çok önemli benim için. Çünkü hijyen yani. Bir kadının mutfağı ve banyosu temizse o kadın elinde yemek yerim arkadaş. Çok da çok zor. Aç olsam bile tokum diyorum. Yani bir bardak kahveyi bile ayıp olmasın diye içiyorum ama bir de bana sorun. Bir de bana sorun. Acaba yani o bardağı içerken düşünüyorum, acaba bu bardağı yıkandı mı? Acaba nasıl yıkandı? Ne yaptı? Hele ki evde, ya hayvanları çok seviyorum, o ayrı bir şey. Kesinlikle hayvanları çok seviyorum. Yani buradan izleyip de işte hayvan düşmanı olduğumuzu kesinlikle düşünmüyorum. Ben hayvanları gerçekten çok seviyorum ama evin içinde yok ya. Mi dedi oradan. O da dışarıdan da mi dedi yani. Sanki itiraz mı etti bana? Bilemiyorum ne yapmak istedi ama. Ya bilmiyorum gerçekten. Hem hayvanların doğasına aykırı. Hayvan dışarıda olmalı. Tamam. Her türlü besleni yap. İşte ya da hayvana evin içinde bir yer aç. Yani ya ne bileyim ya, şimdi sen kumunu koymuşsun, atıyorum kumu var hayvanın, kumunun içinde çişi var, o hayvan o çişe basıyor, ondan sonra geliyor koltuğa basıyor, masanın üstünde geziyor falan, sonra sen koltuğa oturuyorsun, şişli koltuğa. Bana göre değil. Ya da o masada yemek yiyorsun, bana göre değil. Ya yapanlara saygım sonsuz gerçekten ama bana göre değil. Seviyorum hayvanları. Gerçekten çok seviyorum. Benim de kedim vardı. Çok da severek baktım, büyüttüm. Adı Leblebi'ydi. Ne yazık ki öldü benim kedim. Ama gerçekten yani masaların üstüne falan asla çıkmazdı Leblebi.
Sadece girebileceği yatak odasına asla girmezdim. Mesela girebileceği odalar oturma odasıydı. Halının üstüne, koltuğun üstüne çıkmazdı, halının üstünde yatardı. Onun bir tane şeyi vardı, böyle yatağı vardı. Kesinlikle orada yatardı. Şey yapmazdı, koltukları falan gelmezdi. Koltukları da gelirse eğer, ben onu çağırırsam gelir direkt benim kucağıma yatardı. Öyle koltukmuş, işte ne bileyim masaların üstüymüş, yatağın içiymiş, öyle bir şey yok. Yatak odasına kesinlikle bir kere yatağıma girmezdi. Hayvanı bile disipline sokmuştum yani. Disiplin. Disiplin çok önemli benim için. Temizlik, titizlik ve disiplin kesinlikle kuralların içinde. Asla kırmızı çizgi. Yani demem o ki, bayanlar temiz olmalı arkadaşlar. Bir, bir daha iki. Temiz olacaksınız, titiz olacaksınız. Durum bu. Ben şimdi mutfağımı temizledim. Tertemizle yaptım. Şimdi burayı bir süpürmek istiyorum. Ondan sonra da şöyle mis kokulu parfümlü yer düzey temizleyicilerimle, isim vermeyeceğim, onlarla sileceğim. Ondan sonra salonun tozunu aldım ama böyle çok şey almadım, temiz almadım. Dedim ya, yani baştan sağma, eşim yapma yapma dedi. Bugün de böyle olsun dedi falan böyle. Onu dinledim ama çok içim rahat değil. O yüzden salonun da tozunu alacağım bir. Yine böyle süpürdüm ama koltukları falan çekmedim. Cumartesi vlogumu seyrederseniz neler yaptığımı görürsünüz orada. Koltukları falan çekmedim. O yüzden koltukları da çekmek istiyorum. Her yeri böyle bir dezenfekte olsun istiyorum. Ondan sonra rahat rahat oturup kahvemi içmek istiyorum. Şimdilik bunu burada kesiyorum. Birazdan görüşürüz. Hello. Hafta sonunun son çekimi. Yarın pazar. Akşam saatleri artık ilerledi. Duşumuzu aldık. Yemeğimizi yedik. Ah, temizliği yine fazla abarttım. Şunu şöyle toplayayım. Ay göya üstten toplayacaktım evi ama yine dayanamadım. Ay mutfak, banyo ıvır zıvır derken ben yine aldım başımı gittim yani. İş yaptım. Sonra duşa girdim. Şimdi saçlarım, benim saçlarım dalgalı. Yani şu anda ıslak olduğu için böyle rahat duruyor. Ama eğer kendiliğinden kurursa şöyle oluyor. Ben bunları ya jöleyle mıncıklamam gerekiyor şekil alması için, ya da düzleştirmem gerekiyor. Yoksa böyle. Şimdi bunu ne toplayabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Şöyle yapsam nasıl? İdare edin. Yavaş yavaş uyku bastı. Yarın pazartesi, haftanın ilk iş günü. Pazartesi sendromu malum. Kahvesiz asla. Bu arada YouTube'da takip ettiğim bir aile var. Ay, bir daha kahve koyacağım. Bir aile var. Onları izliyorum. Çok keyifle izliyorum onları da. Hem bir şeyler öğreniyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben YouTube'da yeniyim. Bu 6. video mu 7. video mu ne bilmiyorum. Hem acemiliğimi atmak için, hem çok güzel bilgiler veriyor onun için. Hem de ben Almanya'da büyüdüm. Onlar da Hollandalı bir aile. Kendimi böyle çok yakın buluyorum. Sanki bir akrabamış gibi hissediyorum. Biraz böyle özlemimi gideriyorum, hasretimi gideriyorum. O yüzden de izliyorum onları. Kahvemi yaptım. İyi oluyor yani. Şimdi kahvemi içerken onları seyredeceğim. Devam edeceğim seyretmeye. Saat sanırım şu anda 10 falan. Oldu mu kadar bilmiyorum. Henüz saate bakmadım. Ondan sonra da yatarım. Çünkü hafta içi 5.30'da kalkıyoruz biz. Anadolu yakasında oturuyoruz çünkü. İşimiz Avrupa yakasında. Bayağı böyle sabah trafiği oluyor. Hele pazartesi günleri, yani bu okul servisleri falan filan. O yüzden çok erken kalkıyoruz. Ve erkenden yola çıkıyoruz trafikte olmasın diye. Sizi de şöyle alabilecek miyim bakalım. Bilemedim. Şöyle tutsam sanırım oldu. Eşime çay götüreceğim.
sanırım oldu. Gidiyoruz. O yüzden erkenden çıkmanız gerekiyor. İzlediğim aile de bu. Bayılıyorum ben bunlara. Arkadan biraz gözüküyor ama kusura bakmazsın artık. Normalde storylerde hep böyle gözükmek istiyordu. Storyleri beraber yapıyorduk ama sanırım YouTube olunca kendini hazır hissetmedi. Hazır hissettiği zamanlar aramıza katılacak inşallah. İlk videoda sağ olsun beni destekledi. Beykoz'u birlikte tanıttık birlikte. Ama onun dışında bir daha ekranlarda çok böyle isteyerek çıkmadı ama ara ara gizli çekimler yaptı tabii ki de o zamanlar. Çıkmış olabilir. Evet, bugünlük bu kadar. Hafta sonu böyle geçirdim. Cumartesi yattım, kalktım. Kitap okudum, film izledim falan filan. Bugün de biraz temizlik, sabah kahvaltısı. Akşam kahvesi. Bugün de böyle bitirdim. Yarın güzel bir gün. Hafta başı. Hafta içi. Bakalım yarın neler paylaşacağım sizinle. İnanın hiçbir fikrim yok. Çünkü hafta içi ben biraz yoğun oluyorum. Neler paylaşırım, ne yaparım? Belki iş çıkışı, işten eve dönerken bir vlog hazırlarım. Ya da sabah işe giderken bir vlog hazırlarım. Ne hazırlayacağımı inanın bilmiyorum ama her gün düzenli olarak vlog hazırlayacağım. YouTube'da olacağım. Orada bunu biraz kısayım. Sanırım benim sesim gelmiyor olabilir. Onun dışında bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Wow, ben de bunları söylüyorum ya sonunda. Artık hiçbir şey demiyorum yani kendime. Ben bugünlük de bu kadar. Bugün de böyle bitirdik. Yarınki vlogda tekrar görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.